Cem Küçük, Sevda Noyan'ın Sözleri ve Medya Dili Medya ile ilgili çok yazı yazdım, hala yazmaya da devam ediyorum. Bu işi yapa yapa ağızdan çıkan bir sözün nereye gideceğini artık rahatlıkla kestirebiliyorum. Hatta arkadaşlarıma bazen, bakın şu kişi böyle demiş birazdan linç yiyecek dediğimde önce şaşırıyorlar ama sonra olan biteni görünce bana hak veriyorlar. En son linç edilen kişi Ülke TV'de ettiği sözlerden dolayı Sevda Noyan oldu. Konuşmayı dinledim. Noyan aslında 15 Temmuz darbe girişimini yapan FETÖ'cüleri eleştiriyor. Ancak konuşma esnasında söylediği 15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık, bizim aile 50 kişiyi götürür sözleri olmamış. Bunları demese iyiydi. Çünkü en haklı olduğu yerde 50 kişiyi götürürüm deyince önceki ettiği sözlerin etkisi de kaybolmuş oldu. Sevda Noyan linç edilmeye başlayınca klasik yöntemle bu defa haksız yere FETÖ'cü iftirasına maruz kaldı eşi Engin Noyan'a da haksız yere saldırılar oldu. 20-30 bin tweetle kalacak olay daha sonra çok büyüdü. Çünkü Ülke TV tasvip etmiyoruz diye mesaj yayınladı. İşte o mesajdan sonra linç katlanarak arttı. 150 bin tweet atıldı. Ben Ülke TV yerinde olsam olayı sessizce geçiştirir ve açıklama yapmazdım. Medya diliyle söylersek çalışan ya da konuk kurtların önüne atıldı. Kanal çalışanına ya da konuğuna sahip çıkmadı duygusu herkeste hakim oldu. Bizim gazeteci arkadaşlar da kendi aralarında gördün mü bak bizim tarafta biri hata yaptı mı, kimse sahip çıkmıyor söylemlerinin artmasına sebep oldu. Bu arada Ülke TV'yi Sevda Noyan'a sahip çıkmamakla eleştirenlere şunu diyeyim. Geçmişte başka arkadaşlarımızın da başına benzer olaylar geldi ve onlara da sahip çıkmadı. Ülke TV'yi eleştirirken çuvaldızı kendinize batırmanızda da fayda var. Cem Küçük Türkiye. Bercan tutar. Erdoğan'la Batıl'ın savaşı. Korona salgınına bel bağlayan felaket tellallarının hevesleri yine kursaklarında kaldı. Salgına karşı sergilenen üstün başarı iç ve dış düşmanlarımızın kimyalarını alt üst etti. Erdoğansız Türkiye senaryoları suya düşünce yine zıvanadan çıktılar. Travmaları derinleşen çevreler için en kötüsü ise Suriye'nin ardından Libya'da da dengeleri değiştiren Türkiye'nin korona sonrası küresel sistemin en güçlü adaylarından biri olarak belirmeye başlaması. Düşmanlarımız da biliyor ki bütün gözler yeni dünyanın umudu haline gelen Türkiye'de. Hatta daha şimdiden Türkiye'nin Çin'e alternatif yeni küresel üretim merkezi olmasına yönelik hazırlıklar başlamış durumda. Yüzyıllık hesapları alt üst olan köle ruhlu batıcı muhalefet işte bu yüzden histerik hezeyanlar içinde. Dışarıdaki efendileri adına darbe imasında bulunup, Daracı mesajları veren bu yerli mutantlar, ekonomimize saldıran küresel finans çetelerinin gönüllü birer siyasi taşeronu olarak çalışmaktan hiç de haya etmiyorlar. Darbe çağrılarıyla ekonomik saldırıların dışarıdan ve içeriden eş zamanlı olarak devreye sokulması aslında Başkan Erdoğan'la hesabı olanların ne kadar sıkıştıklarının da işareti sayılır. Bu nedenle Erdoğan'ın her hamlesi öfkelerini daha da kamçılıyor. Ancak ne yapsalar da Türkiye'nin çağı adım adım geliyor. İslam dünyası ile bölgesinin lider ülkesi olan Türkiye, her krizde daha da büyüyerek küresel bir güce dönüşüyor. Bunu gördükçe kuduruyorlar. Zira Başkan Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin bileğini bükemeyeceklerinin farkındalar. İşte bu yüzden dünya yıkılsa bir araya gelemeyecek odaklar tıpkı Gezi ve 15 Temmuz darbe girişiminde olduğu gibi yine Sayın Erdoğan'a karşı aynı anda kılıç çekiyor. Pavlovcu refleksle hareket eden bu iç ve dış düşmanlar ülkemize ve liderine karşı yine tek yumruk halindeler. Soros'un milisleriyle ergenekoncular, burjuvalarla sosyalistler, muhafazakarlarla siyonist evangelikler, darbeci FETÖ'cülerle liberaller ve ulusalcı CHP ile PKK'lılar reise karşı omuz omuzalar. Şimdi tasması Washington ve Londra'daki bazı kirli lobilerin elinde olan bu farklı çevrelerin Erdoğan'a ve Türkiye'ye saldırmasındaki senkronizasyon bir tesadüf olabilir mi? Elbette değil. Bu sistematik saldırıların temelinde üç önemli faktör yatıyor. İlki Erdoğan'ın içeride ve dışarıda çatışma yerine insan temelli bir adalet ve kalkınma anlayışını hayata geçirmesi. İkincisi Erdoğan'ın izlediği stratejiyle İslam ülkelerinin de kalkınabileceklerini Türkiye örneğinde ispatlaması. Üçüncüsü de emperyal sistemin Suriye, Irak ve Doğu Akdeniz'deki sömürgeci planlarına ağır darbeler indirmesi. Bu bağlamda Sayın Erdoğan'ın izlediği siyaset bölgeyle ilgili hesabı olan kolonyal aktörlerin bütün planlarını yerle bir ediyor. Çünkü emperyal güçler için asıl mesele hedef alınan ülkelerin darbeci Sisiler veya soykırımcı esatlar yoluyla vesayet altına alınmasıdır. Ne var ki sadece oyuncuları değiştirerek eski sömürüyü yeni aktörlerle devam ettirme tezgahı artık Türkiye'de işlemiyor. İşte Başkan Erdoğan'a yönelik hayansız saldırıların temelinde onun ülkesini işgalci canavarlara kurban vermemesi, zalimlere karşı her zeminde mazlumları ve hakkı savunması yatıyor. Bercan Tutar, Sabah. Yusuf Kaplan. Ramazan iklimi, direniş, diriliş ve varoluş mevsimi. Ramazan bir ay değil sadece, bir iklim, bir mevsim, muazzam bir direniş, diriliş ve varoluş mevsimi. Bizi haktan uzaklaştıran, hakikatten ayıran her şeye direniş, hakkı biliş, hakikat yolculuğuna çıkarak diriliş, arınış, toparlanış ve varoluş mevsimi. Varoluş mevsimi dedim ama paranteze aldım varoluş kelimesini. Varoluş, onca yolculuktan sonra hakim olma, sahip olma, var olma değil, çileyle yoğurulma, hiçleşme, arınma, kendine gelme ve kendine gelerek kendini aşma yolculuğuna çıkma gayreti ve cehdi. Koronavirüs Ramazan'ı da hac ibadetini de cumalarımızı da etkiledi. Rabbimizin hikmetinden sual olunmaz. Bize düşen hikmetini idrak etmek olmalı. Tarihte yaşanmayan bir durum var. Ürpertici, tedirgin edici. Düşündükçe insanı böyle olmaz, böyle gitmez diyerek isyana sürükleyici trajik bir durum. İbadetlere bu kadar ara verildiği, camilerin bu kadar kapatıldığı, cumaların adeta bu kadar iptal edildiği, hele bu kadar sessizliğe gömüldüğü, tavafın neredeyse yapılamadığı bir trajik durum bu. Elbette genel bir salgın var ve bu salgına karşı konulmalı, hassas davranılmalı. Kaldı ki virüse yakalanmamanın yegane yolu, İslam'ın üzerinde hassasiyetle titrediği temizlik ilkeleri. Bu temizlik anlayışı ve ilkelerinin bütün dünyada uygulanması ve bunun açıkça takdirle ifade edilmesi sevindirici. Bir başka sevindirici hadise de bütün dünya genelinde Müslümanların virüsün yayılmaması konusunda son derece sorumlu hareket ettikleri gerçeği. Bütün bunlar aşikar ve güzel hadiseler. Ama cemaatle yapmanın farz olduğu ibadetlerin mesela cuma'nın her şeye rağmen sınırlı sayıda cemaatle de olsa elbette ki korunma kurallarına özenle dikkat edilerek kılınmasının formülleri geliştirilmeli. Endonezya'da, Lübnan'da dünyanın çeşitli yerlerinde Müslümanlar cumalara ara vermediler. Herkes kendi seccadesini getirerek sosyal mesafe başta olmak üzere diğer kurallara riayet ederek cuma namazlarını ifa ediyorlar. Türkiye'de de bu konuda Diyanet'in sadece Ankara'da yaptığı uygulamayı diğer şehirlere genişletmesinde fayda var. AVM'ler gibi riskli yerlerin açılmasına karar verilmesi ama camilerin hiç olmazsa, cumalara sınırlı ölçülerde de olsa açılması Rahman'ın rahmetine vesile olur diye düşünüyorum. Burada asıl yazı konuma giriş yapıyorum. Direniş mevsimi, Mekke süreci ve ilahi şiar. Ramazan bir biliş ve direniş mevsimidir. İnsanın varlığın, hakikatin, tabiatın ve yaratıcının varlığını bizzat tecrübe ederek hissettiği, putları reddettiği bir direniş mevsimi. Biliş ve direniş dinin insanla birlikte var olması sürecidir. Bu Mekke sürecine denk gelir. Bütün varlıkların ve hakikatin şuuruna erme sürecine girdirilen insan tipi inşa edilir bu süreçte. Bu süreçte insana müdahale eden ve insanın özümsediği şuur, ilahi şiarlara bağlanma, ilahi şiarlarla yola çıkma, bütün putları reddetme yolculuğudur. Diriliş mevsimi, Medine süreci ve nebevi şuur. Ramazan aynı zamanda bir diriliş mevsimidir. Diriliş mevsimi Medine sürecine denk gelir. Medine sürecini hayata geçiren şuur, peygamberi şuurdur. Peygamberi şuurla önceden kendilerine her türlü işkence ve hakareti reva gören müşrik, Yahudi ve Hristiyan topluluklarla her şeye sil baştan başlanıldığını haber veren bir sözleşme yapılır. Mekke süreci nasıl vücudu, varlığı harekete geçirmişse, Medine süreci de vicdanı harekete geçirir. Varoluş mevsimi, medeniyet süreci ve beşeri şiir. Ve nihayet Ramazan bir varoluş mevsimidir. Varoluş mevsimi medeniyet sürecine denk gelir. Medeniyet sürecini hayata geçiren şuur, ilahi şuurla donanmış, peygamberi şuurla yoğrulmuş beşeri şiirdir. İnsan, Hayat ve tabiat işte bundan sonra vecde gelir, coşar, taşar ve kendini aşar. İşte şiir budur. İlahi olana kadar açılabilme imkanı sunan şuurun kazandırdığı bir fevkalade söz. Özün sözünün, sözün özünü özümsediği bir üst şuur hali. Şiirin şuura, şuurun şiire dönüştüğü direniş, diriliş ve varoluş tecrübelerini aynı anda yaşadığımız Barışı, huzuru, keşfi, fethi, dayanışmayı, kardeşliği ve eşyanın bütün hallerini idrak ve bu hallere iştirak edebildiğimiz, insanın kendisini vicdanı vecdi keşfettiği ve fethettiği tek mevsim olan Ramazan medeniyeti mevsimini, bir hakkını idrak edenlerden eylesin bizi Rabbimiz bu buruk günlerde. Yusuf Kaplan, Yeni Şafak